Sıradaki haberimiz klasik otomobil tutkunları için Hacettepe Üniversitesi birbirinden farklı klasik otomobilleri bir araya getirdi. Özellikle Amerikan ve Alman malı klasikler görenleri hayran bıraktı. Sesleriyle korkuttular, görüntüleriyle hayran bıraktılar. En çok hangisini beğendiniz? Pembe olan evet. Renginden dolayı galiba. Arkasındaki o şey çok hoşuma gitti. Çadır gibi konaklama yeri vesaire. Çok güzel. Trafikte bazı arkadaşlar durduruyor. Özelliklerini öğrenmeye çalışıyor. Sesini duymaya çalışıyor. Satar mısınız? Maalesef satmam. Satmam. İnşallah çocuklarıma kalacak bir araba. Bunlar bizim gençliğimizin arabaları. O yüzden çoğu benden yaşlı bakıyorum. Hanginiz daha dinç duruyor? Ben daha dincim. Hacettepe Üniversitesi Otomotiv Topluluğu Ankara'daki klasik otomobilleri bir araya getirdi. 50 farklı nostaljik otomobil aynı mekanda buluştu. Arabaların hani motorlarıyla falan bilgim yok açıkçası ama ben görünüşlerini sevdiğim için aslında geldim diyebilirim. Hangisini beğendiniz en çok? Baştakini çok beğendim. Bir de şu üçüncüsünü çok beğendim. İkisi de çok güzel. En çok favorim ikisi. İkisi de en pahalısı. Belli oluyor zaten. Arabaların dış görünüşü çok güzel bence. Yani bazı insanlar kaba buluyor ama ben çok seviyorum. Kimi dış görüntüsüyle, kimi de özel donanımıyla etkiledi ziyaretçileri. Sesi insanın içine işliyor. Yani benim ellerim titriyor şu an, öyle söyleyeyim. Özellikle bu egzoz sesleri kendi bir kimlik oluşturuyor bu arabalarda. Yani klasikler bir ayrı bir tutku zaten. Her klasik otomobilin farklı hikayesi, farklı anısı var. İşte bu otomobilde 1949 yılından beri trafikte ve buradaki klasik otomobiller içerisindeki en eskisi ve aktif olarak da hala kullanılmaya devam ediyor. Klasikler içinde hem fiyatı hem de sesiyle en dikkat çeken Amerikan yapımı bu otomobil oldu. Amerikan araçlarının içinde en yüksek hacimli otomobillerinden birisi. 7500 santimetreküp hacminde. Bunun fiyatını sorarsanız yani tahminim 50 bin ila 70 bin dolar civarlarında fiyatları. Bu yıl 8.si düzenlenen klasik otomobil sergisi yarın saat 23'e kadar gezilebilecek.